Acaba milletle devlet arasında var olan bir takım sorunların varlığından şu anda haberdar mıdır bu kararı alabilecek olan kişi ve kadrolar? Ben bir yazımda da şunu sordum. Acaba bu kararları verirken karar verici noktasında olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin kendi eliyle tespit ettiği isimlerden oluşturduğu Cumhurbaşkanlığının danışma kurulları var. Güvenlik danışma kurulu, kültür sanat danışma kurulu, dış politika ve yeni politikalar kurulu. Bu kurullarda yer alan danışmanlarına acaba danışıyor mu bunları diye gerçekten merak ediyorum. Çünkü buralara danışılsa işte o zaman Okan Müderrisoğlu'nun yazısında hiç değilse size ve bana böyle bir yorum yapma fırsatı veren, yani yeni adımlar atılacak, milletle daha yakın hale dönüşmenin yolları aranacak hissini biraz daha somut hale getirmeye yarayacak bir beklenti içerisinde o zaman girebilirdim. Ben şahsen giremiyorum. Dolayısıyla bir de şu var tabii, AK Parti tek başına hareket etmiyor. AK Parti'nin iktidarda ortakları var. Milliyetçi Hareket Partisi var. Var gibi görünmese bile varlığı hemen hissedilen bir Vatan Partisi var. Şimdi bunların her konuda şu ana kadar yapılanlar için iktidarın ana partisi olan AK Parti ile aynı noktaya vurdukları söylenemez. Ancak kendilerini bir şekilde ilgilendirdiğini düşündükleri noktalarda geri adım atmaya çalışsa bile, AK Parti bir söylemini geriye almaya çalışsa bile, Ayasofya konusunda bunu çok yakında yaşadık. Cumhurbaşkanı önce Ayasofya çıkışı yaptı. Sonra biraz sanki o zamana yayacakmış gibi görünürken birdenbire MHP evet Ayasofya açılmalıdır dedi. Aynı şey sosyal medya yasasıyla ilgili de yaşandı. Sosyal medyaya kendi çocuklarına saygısızca ifadeler taşıyan bu sosyal medya mutlaka zapturapt altına alınmalıdır anlamına gelen açıklamalarıyla şimdi işte meclise sunulan yasayı gündemine taşımış oldu. O bakımdan baktığımda mesela Vatan Partisi işte binde bir bile almayan bir parti olsa bile hiç değilse propaganda açısından etkili, bu hiç değilse iktidar üzerinde etkili olduğunu bildiğimiz, gördüğümüz bir parti. Ve lideri Doğu Perinçek özellikle her akşam televizyonlara çıkarak kendisinin pek tasvip edeceğini düşünmediğimiz insanlardan oluşan bir iktidarı savunabiliyor. Hep biliyoruz, Lord Acton demiş ki iktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar. Uzun süreli iktidarlar belli bir süreden sonra kendilerini devlet yerine koyuyorlar. Yani iktidar dediğimiz aslında milletin içinden çıkmış, milleti temsil eden siyasilerden oluşuyor. Bir de devlet diye bir şey var. O da asker, sivil, bürokratlardan oluşuyor. Siyasilerle birlikte devleti yönetmiş oluyorlar. Dünyanın her tarafında böyle. Mesela şimdi Amerika'ya baktığımızda birdenbire Trump sokak hareketleri biraz fazla ileri gitti diye Oregon eyaletini, Amerika'nın daha önce varlığından kimsenin haberdar, belki kendileri haberdardır da bizlerin haberdar olmadığımız bir asker grubunu gönderdi. Oranın valileri, belediye başkanı karşı çıkıyor. Aman gelmesin bunlar, çünkü insanları sokakta topluyorlar. Sokaklar arasında plakasız araçlar dolaştırıyorlar. Bulduklarını aracın içerisine atıp bilinmeyen yerlere götürüyorlar. Yani vaktiyle Türkiye'de, Güneydoğu'da yaşanmış olanlara benzer bir manzara Amerika'nın Oregon kentinde yaşanıyor şu sırada. Dolayısıyla yani devletin kendi mantığı içerisinde böyle yapılanmalara yol açtığı belli. Trump bunu dışa vurmuş oldu Amerika'da. Bizde de siyasiler ve çok uzun süreli iktidarda kalmaya devam ettiklerinde devletin diğer unsurlarıyla bir biçimde anlaşarak devletin kendisi haline dönüşüyorlar. Bunun
2010'dan itibaren AK Parti bence bu yolda kendisini daha fazla vermeye başladı. Buna çaba göstermeye başladı. Belli bir noktada bu 2015 tarihinde yaşanan olaylar 2013'ten sonra 2015'te ve en sonunda 2016'da 15 Temmuz darbesiyle zirveye çıkan olaylar onu bu yönde daha kalıcı tedbirler alma noktasına itti. Benim bugün gördüğüm artık farklı bir devlet yok görüntüsünün iktidar tarafından kabul edilir duruma geldi. Yani artık devlet benim diyor AK Parti ve onun dışında kendisinin dışında başka bir gücü kabul etmiyor. Peki bu böyle kabul etmemezlik bu öyle bir gücün olmadığı anlamına mı geliyor? Bence bugün AK Parti ve AK Parti'ye yakın herkesin sorması gereken soru bu olmalı. Yine Amerika yakından izlediğim için orada şu anda yaşananları bir örnek olsun diye söylüyorum. Trump diyor ki beni derin devlet devirmeye çaba gösteriyor. Yani siyasetin içerisine derin devlet kavramını ki Wikipedia'ya baktığınızda bu kavramın ilk defa Türkiye'de kullanıldığını not olarak düşme ihtiyacı duymuşlar. Trump da bugün diyor ki derin devlet Amerika'nın derin devleti beni devirmeye çalışıyor. Şimdi Trump Amerika derin devlet düşünürsek Türkiye'de de bence sadece siyasilerin hükümran olduğu başka hiçbir gücün var olmadığı bir yapının bugün söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Ama iktidarın da kendisini bütün hatlarıyla devlete sahip olarak gördüğünü ve bununla bu noktadan hareketle bütün faaliyetlerini yürüttüğü, ileriye dönük belki icraatları içinde yine bu kanaatin hakim olduğunu ben şahsen görüyorum. Bu iktidarın bence en başarılı olduğu şey olmayanları olur olmuş gibi yapmadıklarını yapıyormuş gibi yaptıklarını da yapmıyormuş gibi gösterebilmek. Ben bunu çok başarılı buluyorum. Yani ekonomi mesela adına konuşanlar ekonomi fevkalade ekonomisi düzgün bir ülkede yaşadığımızı hissettiriyorlar. Uzun zamandan beri oluyor bu. Ve sorunlu olduğumuz noktalarda o sorunlar sanki yokmuş gibi takdimler, sunumlar yapılıyor. Dolayısıyla ben bunu çok başarılı buluyorum. Ama sonuçta karşınızda halk var ve halktan ya gerçeklerin farkında olan insanlar var ve bunu biraz rahatsız edici buluyorlar. Ya da böyle bir bu konuşanların arzu ettiği istikamette teyide ihtiyacı olan kendi tabanından insanlar var. Onların da böyle konuşma dinlemeye ihtiyaçları oluyor. O bakımdan ben böyle bir büyük bir başarı olarak gördüm. Kendi açımdan baktığımda değerlendirme amacıyla son iki yıl içerisinde Türkiye daha öncesinde eğer sistem değişikliği yaşanırsa bütünüyle değişebileceği ve doğru istikamette adımlar atabileceği hatta uçabileceği ülkenin iddiasının muhatabıydık. Bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini yani daha çabuk kararlar alınacaktı. Evet bazı kararlar çok çabuk alınıyor. Onun için soruyorum acaba bunlar danışılıyor mu bir yerlere diye. Hükümet sistemi adı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bakanlar bugün de Cumhurbaşkanı'nın arkasında oturuyorlardı. Ama bazı kararların onlardan da habersiz olarak alındığı çok belli oluyor. Bu kadar çabuk kararlar alınıyor da o kararlar istikametinde yürütülen politikalar sonuç getiriyor mu? Vallahi özellikle dış politikaya baktığımızda parlak gösterilen noktalar biraz daha ışığa tabi tutulduğunda ortaya çıkacak olan tablonun pek başarılı olmadığı kanaatindeyim. Ekonomi işte çok belirgin. Dolayısıyla yani aksayan pek çok şey var. Meclis zaten tablonun tamamen dışında. Baktığınız zaman sosyal medyayı zapturapt altına alacak olan yeni teklif
sanki meclise gelmeyecek gibiydi. Meclis rahatlamıştı. Birdenbire meclise geldi. Komisyonda göreceğiz biraz birkaç gün sonra. Parmaklar çok rahat kalkacak. Dolayısıyla meclis denetim görevinde yapmıyor. Halbuki parlamenter sistemde evet kötüydü, bir takım eksiklikleri vardı. Ama hiç değilse meclis zaman zaman devreye girip yanlışlıkları ortadan kaldırabiliyordu. Hükümet hiç değilse ciddi ciddi toplanıyor bir başbakanın başkanlığında. Cumhurbaşkanı da tepeden nezaret ediyor ve yanlışlıklar yapılacağı zaman diyelim sosyal medya teklifi meclise sunulduğunda hemen onu kendisine getirtiyor ve o sakıncalı gördüğü noktalar varsa onların düzeltilmesini önceden sağlayarak daha rahat bir geçişi sağlayabiliyordu. Şimdi bunların hiçbiri yok ve dolayısıyla da pek çok yanlışlıkların birbirinin ardına yapılabileceği bir ortamdayız.